İpek evde mi? Aradım, mesaj attım ama cevap vermedi. İpek hala iyi değil Kerem. O yüzden açmamıştır telefonlarını. Vallahi ben de hiç iyi değilim Nevuz abi. Ama işte bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hayat. Kısa bir konuşabilirsin İpek'le. Elimizden geldiğince onu toparlamaya çalışıyoruz. Senden rica ediyorum. Eğer konuşmak istiyorsan ilk önce benimle konuş. Yavuz abi ben sorularımın cevabının sende olduğunu pek sanmıyorum ya. Odasında mı? Ya hadi ya. Peki. Kim be? Kerem. Uğur'un abisi. Kerem. İpek! Kerem lütfen. İpek! Kerem lütfen sakin olur musun? En azından bir konuyu anlayalım rica ediyorum. Bakın aklıma yatmayan bazı meseleler var. Bütün arkadaşları Uğur'un o gece son derece mutlu olduğunu ve aralarında İpek'le hiçbir problem olmadığını söylüyor. Ya bunlar genç. Kim bilir neye sinirlendiler? Her ilişkide olan şeyler. Yavuz abi. Yavuz Bey. Siz kaç ilişkide böyle bir şey olduğunu duydunuz ha? Allah aşkına. Kızınızın son derece psikopatça bir davranışı var. Kardeşimi zifiri karanlıkta bırakıp gitmiş. Normal mi bu? Aa, dur, dur. Cevabın yok değil mi Yavuz abi? Çünkü kızının son derece tehlikeli bir bağımlı olduğunu, her şeyi yapabileceğini sen de çok iyi biliyorsun. Ya bak Kerem de beni aynı yerden vuruyor. Bir şey kullanmadım diyorum. Kaç kere söyleyeceğim ya? Şşş! Bağırma ya. Niye bağırıyorsun? Git anlat o zaman her şeyi ama her şeyi anlatacaksın tamam mı? Bütün detaylarıyla. İpek! İpek! Bak daha düne kadar bir kardeşin olduğunun bile farkında değildin. Şimdi ne oldu? Neden içtin ha? Bırak. Ha bak Kerem. Neyin peşindesin ha? Paraya mı ihtiyacın var? Çek keseyim sana. O bildiğiniz Kerem'i ben kardeşimle birlikte gömdüm Yavuz Bey. Bu meselenin peşini bırakmayacağım. O gece ne oldu ne bitti tek tek ortaya çıkarana kadar İstanbul'dayım. İpek! Kerem. Çık evimden. Derhal. İpek, Büyük Park'ın oradaki oteldeyim. Gel, yüzleşelim, gel!